Dün ne demiştik? Dün dedik ki bugün çok özel bir konu işleyeceğiz. Aslında konuya baktığınızda konunun konuya muhatap olan, konunun içinde yer alan kişi aslında bizim için özel değil. Ama maalesef kendisi sosyal medya platformlarında yaptığı yardımları, altınlarını, takılarını vesairelerini sürekli olarak anlattığı için bu yüzden de biz de dedik ki ya bununla ilgili bir sosyal medya platformunda bir paylaşım yapıldı. Altına da ben bir yorum yazmıştım. Çok sevdiğim, sektörde de çok kıymet verdiğim, çok eski artık böyle yılların tecrübelerini döktüre döktüre konuşan bir menajer arkadaşım alta bu şahısla ilgili bazı yorumlarda bulundu. Biz de bu yorumlardan sonra kendisiyle iletişime geçtik. Dedik ki biz zaten bu insanla ilgili olarak bir sürü video paylaşıyoruz. Lütfen bunu çıkıp canlı yayında insanlara söyleyelim. Öyle değil mi? Öncelikle selamlar efendim. Hayırlı cumalarınız olsun. Güzel bir gün olsun. Keyifli bir gün olsun. Biz iyi başladık ama bugün özellikle astrolojik olarak uyarıda bulunuyorlar bütün astrologlar. Çok gergin bir günmüş. Lütfen sinirlerinize hakim olun. Trafikte kimseyle tartışmayın. Bugün her şey yanlış anlaşılmaya müsaitmiş. İnsanların iç dünyaları birazcık gergin, birazcık kızgın olabilirmiş. O yüzden de bugün birbirimize karşı birazcık daha hoşgörülü olalım. Mesela bugün yayına bir geldi. Bizim Bora Bey, yönetmenimiz yüzü asıktı. Dedim ki, ay acaba dedim gezegenler arası bir şey oluyor, ondan mı oluyor dedim. Bora Bey dedim canınız sıkkın. Hayır dedi, hemen gülümsedi. Onun da bu özelliğini seviyorum. Hemen gülümser. Canı sıkkın olsa da hemen gülümser. O yüzden hep beraber teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Şimdi yayına başlıyoruz. İsterseniz önce VTR'miz bir gelsin. Kimden bahsediyoruz? Sonra da canlı yayın konumu alacağım. Onlar taklit. Bak, iyi düşün. Bülent'tekiler taklit. Bunlar orijinal. 6,5 krat. Var mısınız? Bülent'teki, süper de getireyim. Ne kadar? 6,5. Şu anda bu ikisi 1 milyon. 1 milyon dolar. Bunları sahip... Bak, bak bunları saymıyorum. Bu ev bir servetle geldim. Neden? Çok özel bir mekana geldim. Buraya özel gelmek lazım. Özel geldi. Yani şöyle üstünüze baktığımız zaman yaklaşık bir 10 milyonluk bir takı var galiba. Maliye bir arası. Gerisi çok özel çok. Kasamız var mı peki? Ben ne diyorum? Benim dostum yok. Benim dostum yok, arkadaşım yok. Benim evde kasam var. Açıyorum. Dolar, euro. Öpüyorum, koyuyorum. İyi ki varsınız. Seve seve. Ne dost ayol? En büyük dost dolar, euro. Harika. Çok teşekkür ederim size. Her şey geldiğince çok teşekkürler. Şimdi dün magazinlere düşmüşüz. Bülent Hanım'ın takıları tabii ki orijinalleri var, çok vardır. Ama da sahnede kullandıkları zaman zaman imitasyon. Yoksa pırlantanın en alası Bülent Hanım'da. Bülent Ersoy hanımefendi de pırlantanın en alası vardır. Yani bazen, çünkü aldığımız yerler belli, nişantası bir filmadan yaptırıyorum ben de zaman zaman. Sahnede bazen imitasyon kullanabiliyoruz ama pırlantanın en alası Sayın Bülent Ersoy divamızda var. Kullanıyor. Evet şimdi. Evet efendim az önce gördüğünüz bir video paylaştık. Şimdi biz daha önce de biliyorsunuz sevgili Murat Övüç'ün özellikle gurbetçiler için söylemiş olduğu bazı şeyler vardı. Efendim gurbetçiler gelmesin de bilmem ne de sanki bu zamana kadar kazandığı parayı da çok entelektüel bir kesimden kazanmış gibi. Sanki bugüne kadar sahnesine gelen isimler de ya da izlemeye gelenler, eğlenmeye, oynamaya gelenler de entelektüel kesimin bir parçasıymış gibi bir de utanmadan alın teriyle çalışan benim gurbetçi kardeşlerimi bir sürü gereksiz böyle eleştirilerde gelmesinler vesaire. Ya kimse de senin sahnene gelmek için zaten sıraya girmiyor. Kendisini herhalde Hasan Can'la falan karıştırıyor böyle ya da Cem Yılmaz'la, Ajda Pekkan'la, Bülent Ersoy'la. Çünkü sanki aylar öncesinde biletler tükeniyor da kendisi de bunun havasına girmiş. Allah kimseyi bilmediğini bilmeyen konuma getirmesin. Cehalet çok tehlikeli bir şey çünkü. Şimdi bu paylaşımından sonra sosyal medyada ben de bir yorum paylaştım. Dedim ki sevgili gazeteci arkadaşlarım, neden 6 tane mikrofon tutuyorsunuz bu şahsa? Türkiye'de bu kadar önemli konular varken, Türkiye'de kadın cinayetleri, çocuklar ölürken, bakın bugün Gebze'de yüzlerce galiba değil mi? Yüzlerce köpek bir
çuvalın içerisine konularak, boğularak öldürüldü. Ben de bu yüzden, şimdi siz göremiyorsunuz ama benim de bu yüzden canlı yayına minik köpeğimle birlikte geldim. Çünkü onu bugün evde bırakmak içimi çok acıttı o videoları görünce. Yani öylesine zalim bir toplum olduk ki konuşulacak bu kadar konu varken ben bu adamın artık sahte takılarından, sahte gülümsemesinden, şimdi de böyle cumhuriyet çocuğuyuz diyerek Atatürkçü kesime bir hitap etmeye çalışıyor. Biz de bu sosyal platformda bunu yazınca benim çok kıymet verdiğim, sektörde uzun yıllardır var olan ve üstelik de sektörde çalışırken de işini dürüstçe yapan, sanatçılar tarafından çok sevilen, hiçbir zaman için vefaya çok kıymet veren bir arkadaşım bu arada Mehmet Cakubay. Onu sosyal medyadan tanıyorsunuzdur. Bugüne kadar çalışmadığı ünlü isim yok ama genellikle menajerler pek dost kabul edilmezler. Kusura bakmasınlar ama Mehmet bu işi yaptığı süreç içerisinde insanların rahatlıkla evine aldığı, çalışmasa da herkesin hanesini güvenle açtığı inanılmaz iyi bir sırdaştır. Bir baktım Mehmet de oradan bir yorum yazdı. Dedi ki sevgili Başak, inan bana söylediklerin üstüne ekleyeceğim çok daha fazla şey var deyince iletişime geçtik. Şimdi bizim canlı yayın konuğumuz. Bu arada annesi biraz rahatsız, ameliyat geçirdiği için sağ olsun bizi kırmadı ve dedi ki ben şu saatlerde müsaitim, tabii ki çıkıp konuşurum dedi. Hoş geldin sevgili Mehmet. Hoş bulduk Başakçığım. Öncelikle kolay gelsin. Güzel, güzel, mutlu yayınların olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel yayınların olsun inşallah. Sağ zaten olasın. Çok güzeldi. Güzelliğinin devamını diliyorum sana kuzum çok benim. Çok teşekkür ediyorum. İşte bana böyle iltifat et. Moralimi yük. Evet. Zaten çok güzelsin. Dolunay... Yayınında senin kadar güzel. Ay canım benim. Teşekkür ediyorum. Vallahi. Mehmetciğim şimdi tabii sen uzun yıllardır sektörün içinde olan birisin. O kimlerin nelerini biliyorsun. Yani bugün bir kitap çıkarsan bence birçok insan sokağa bile... Ha, ya biliyorum yazdığını çünkü. Hazır. Hani o kitabın bir gün çıksa kameraların önünde aslında birçok sanatçının nasıl oynadığını... özellikle ahlak dersi verenlerin aslında kendine dönüp hiç bakmadığını, kimsenin evinin önünü süpürmeden başkasının evinin önündeki pislikle ilgilendiğini de bilen insanlarız. Ben de 26-27 yıl bu camiadayım. O yüzden de şimdi öncelikle Bülent Ersoy'un takıları sahte mi? Çünkü senin Bülent Ersoy'la çok da güzel bir dostluğun var. Sahte değil. Evet. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü ben bile yani o kocaman takılar var. Hani şöyle iri yarı göze batan rengarenk onlar hariç. Öbürkü taş olan her ne varsa taktığı kadının. Ama onlar kadının, zaten gerçek olması mümkün değil ama mümkün onlar değil. Bile Mehmet ben biliyorum ki 10 bin liranın üstünde. Onlar da özel tasarımcılar. 100 bin lirası. Tabii milyona alınan şeyler ve bir takım sadece bir valize sığıyor. O kadar devasa şeyler. Hı. Ama o küçük veya işte üzerinde bulunan taşların hepsi gerçek olduğunu birebir biliyorum ben. Evet, hatta Bülent Hanım bununla ilgili özel kasaları da var. Tabii şifreli odası da var. Yani her şeyi de var. Kadın korumasını biliyor. Camia çok bozuldu Başak. Gerçekten i̇şte çok bozuldu. Ya. Çünkü sen de şu anda uzaktan da seyrediyorsun. Ben görüyorsun. En güzel zamanında çalıştım. Çok güzel bir camiada çalıştım. Pırıl pırıl bir camiada çalıştım. Şimdi kitap hazırlıyorum ama bu kitapta da önce hırsızlarımı yayınlayayım. Para karşılığı ahlaksızlarımı yayınlayayım. Yoksa kloptomanlarımı yayınlayayım. Neyi yazayım bilmiyorum. Hepsinde bir yasak var biliyorsun. Herkes özgür değil yayında, basında. Ne yapacağımı bilmem ama öyle bir kitap hazırlıyorum şu an. Yakında inşallah piyasaya çıkacak. Temin bahsettiğin o şahısla ilgili de konuşmak isterim bir iki kelime. Evet, özellikle mesela çok merak ediyorum durup dururken bu nasıl ya, şimdi bu arada şunu da söyleyeyim, kişinin büyüklüğünden bahsetmiyorum, yani Bülent Ersoy'dan bahsettiği için gündeme getirmedik bu adamı, öncelikle onu söyleyeyim. Aslında benim yönetmenim de ben de Murat Öğüç hiçbir zaman için bizi de haber niteliği taşıyan birisi değil ama. Değil tabii. Hiçbir yerde ben, size değil ki hiçbir yerde değil. Evet, ben Murat Öğüç'le ilgili o kadar çok mesaj alıyordum ki açıkçası DM kutularıma. Yardım evet. Kampanyası adı altında insanların paralarını alıp aslında sponsorlarla o işi yapıp parayı... Evet. Kendi kasasını aldığı da iddia edildi. O kadar şimdi, çok şey geldi ki bana. O yüzden sen Murat Öğüç'ü öncelikle tanıyor musun? Şimdi Murat'ı bakın şöyle rahmetli Zeki Müren dediği gibi hani reklamın iyisi kötüsü yoktur. Bu zatın adını andıkça buna bu reklam iyi veya kötü olarak reklam olarak geri dönüyor bu Murat Öğüç'e. Evet. Onun için zatı muhterem diyelim veya malum kişi diyelim. Malum kişi diyelim bence. Malum zatı kişi, muhterem bile çünkü eskiden, içi çok derin dolu.
Aynen öyle. Eskiden bizim yanımızda, benim Etiler Camiası'nda da çalışan sanatçı arkadaşlarımla çalıştım. Daha büyük gazinolarda ve sahnelerde de çalıştık. Sen çok iyi biliyorsun hangi isimlerle olduğumu. O Etiler'deki sanat camiasında sahnelerde çıkan, kulüplerde çıkan arkadaşlarımın yanına verdim çantacı olarak. Aa, Murat'ı ama, sen mi orada işe soktun ilk tabii, önce? Tabii. Çok büyük ses biliyorsun. Sayın rahmetli Turgut Özal Türkiye'ye getirdi Hayfi'yi. Evet. Hayfi'nin yanında çalıştı. Hayfi'ye ihanet etti. Nasıl? Cihan Doğan, sosyete sanatçısı. Cihan Doğan'ı yanına verdim. Bunu ona da öyle. Cihan Doğan. Evet. Aldı götürdü. Stelio Pipis'le tanıştı. Zaten sen herkesi tanıyorsun. Onlar da yaşıyor. Kimse ölmedi. Hepsine de teker teker sorabilirsin. Stelio Pipis'e de yapacağını yaptı. Mehmet Ali Erbil'e yapacağını yaptı. Ortalığı birbirine katan bir çocuk ve biraz da zaten Mehmet Ali Erbil de yayınlamıştı, bir eli uzun falan filan muhabbeti var onunla ilgili, ama bunun replika taktığı takıların yerini, dükkanını bile ben biliyorum Taksim'de. Evet, ben şimdi parça parça gideceğim. Birincisi, Murat Övüç'ün sürekli olarak zaten konuşurken elini dudağına götürmesi, sürekli elini yüzüne götürmesi zaten takılarını göstermek için özel bir çaba sarf ettiği ve maalesef ki insanlar sonradan paraya kavuşabilirler. Ama sizin karakteriniz, kalbiniz doluysa, kendinizi iyi yetiştirdiyseniz para sizi bozmaz. Ama beyefendi sürekli bunların hepsi orijinal, orijinal deyip duruyor. Taktığı takı, parmağındaki yüzük orijinal mi? Asla değil. 1500 TL'lik bir yüzük takıyor ve ben seni götüreyim İstanbul'a gel. Ben şu an İzmir'deyim biliyorsun. Ben seni götüreceğim İstanbul'a geldiğimde Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir pasajın içinde alışveriş yaptığı replikacı var. Ha, çok güzel takılar satıyor adam. Ama işte 1500 TL, 2000 TL, 4000 TL, 3000 TL bu değerde en fazla takacağı yüzük onun 2000 TL. Peki sence bunu neden yapıyor? Yani bir insan neden takılarıyla kapalı İçinde, çarşının sahibiyle beraber olduğunu söylüyor sanki. Gerçi çok büyük bir marifetmiş gibi de bunu övünerek anlatıyor. Böyle bir sevgilisi var mı Mehmet? Yok, asla yok. Kendi kendine çiçek yolluyor, çikolata şeker yolluyor. Alara Pelit'e çok teşekkür ediyorum diyor, Pelit Pastaneleri. Alara Pelit'e çok... Ya Alara Pelit diye kimse yok ki dünyada. Kendi kendine şizofreniye takılıyor galiba. Alara Pelit'e çok teşekkür ediyorum bana bu yolladığı çikolatalardan dolayı diyor. Peki Hayfi ile çalışırken Hayfi'ye ne yaptı peki? Yani şimdi dedim ya, Mehmet Ali Erbil yayınlamıştı. Google'a bastığında zaten çıkıyor bu eli uzun falan diye. Oradan yola çık. Sen düşün ne yaptın yani. Eli uzun derken iddiası Mehmet Ali Erbil'in evden bir şeyler almakla ilgili. Bu eli uzunu tanıdınız mı dedi. Onun kadın kıyafetiyle bir şeyi vardı. Bu pozları vardı. Gaya eğlence olsun, Mehmet Ali Erbil'e selopifize güldürsün diye falan kadın kıyafetleri giymişti. O resmi yayınladı Mehmet Ali Erbil. Bu eli uzunu tanıdınız mı dedi. Ve o eli uzunla ilgili de çok büyük şeylerim var. Bilmişliklerim var. Duyduklarım, gördüklerim. Duyduğumdan ziyade gözümle ve kulağımla yaşadıklarım var. Ama onları burada şimdi anlatmak hoş olmaz. Tamam. Peki bu Murat'ı nerede tanıdın da aldığında sektörün içine soktun? Bu Murat sektörün içinde falan değildi. Bu Murat zavallı bir Fatih'te annesiyle babasıyla yaşayan bir garip bir çocuktu. Hı-hı. Ben bunu aldım işte hani çantacı, amiyane tabirle çantacı dedikleri. Çok özür diliyorum. Sevgili izleyiciler, burada çantacı kelimesini Mehmet aşağılamak için kullanmıyor. Asla. Onu söyleyeyim. Bizim sektörde yani tabirle, sanat camiası içerisinde üstünü giydiren, eden, çantasını taşıyan, işte üstünü giydirip ayakkabısını giydiren, onu sahneye hazırlayan insanlara, parfümüne kadar, yani onu sahneye çıkana kadar hazırlayan kişi çantacı denir. Kendi aralarında böyle konuşulur. Yoksa aşağılamak adına değil, bunu da söyleyeyim. Yok değil. Evet. Aynen öyle. Çantacı olarak göreve başladı Hayfi ile. Hayfi diyorum ya, iki kere o bahsettiğimiz konuyla ilgili iki kere ihanet etti çocuğa. Tamam. Ben götürdüm, barıştırdım. İkinci de bir daha yaptı. Bir daha artık uzak kaldılar. Sonra Cihan Doğan'ın yanına verdim. Yine aynı şekilde bunu Hayfi de yaptıysa niye gidip Cihan'a verdi? Sonradan mı öğrendin peki? Bilmiyorum. Sonra barıştırdım ben bunları. İşte ortalık şey olmasın diye. Yani nereye yolladıysam affedersin mahvetti ortalığı. Nereye yolladıysam mahvetti. Zaten şu an senin ama yanında sen olsa... Ama sen niye bu kadar yolluyorsun o zaman Mehmet? Yani bu adam ona hainlik ettiyse keşke dostlarınla aran bozulurdu. Yani niye yaptın ki böyle sen şey? Sen keşke kendisini yakından tanısan. Bir ağız, bir hatip ki sana anlatamam. Yani Acındırdı mı yani sana? Sokağa düşerim, şöyle olurum, böyle olurum diye.
Tabii ki acındırıyor. Bu arada Mehmet'e yani, bakmayın böyle söyledim. Mehmet dünyanın en merhametli adamıdır bu arada, onu söyleyeyim. Sektörde de çok aşırı merhametlidir. Çok iyi kalplidir bu arada. Teşekkür ederim canım benim. Ama hakikaten çok büyük bir hatip. Ağzı çok laf yapıyor. Zaten yapıyor ağzı çok zaten. Laf yaptığı için buralara geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. 4000 tane çocuğa burs veriyorum dedi. Sana bana değil, kamuoyuna bu çocukların belgesini açıklasın. Alıyor evet, biz de onu soruyoruz işte. Kimmiş bu 4000 tane çocuk? Yok canım, hiç öyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki onun bir iki tane bile burs verdiği yok. İnsanlara da gidiyor. Bak benim çok değerli abilerim var, sanayici, iş adamı. Ya Mehmet diyor, biz ne olduğunu onun biliyoruz ama diyor, geliyor diyor, bir iki laf ediyor diyor. Hepimizi kandırıyor diyor, paraları topluyor, gidiyor diyor. Aman onlar da kanmasınlar ya. Bugün bazı... Kanmasınlar. Şimdi çok açık bir şey söyleyeyim. Ben böyle bir şahıs, bu tarz şeyleri de varsa... Yani evime de gelse, kapıma da gelse asla ve katla hangi kurum kardeşim sana niye veriyorum ben bu parayı? Bana kurumun yapmasın adını abi. Söyle. Ben direkt gider bu yatırımımı kuruma yaparım, şahsa yaparım. Hayır, bizim milletimiz de bir tuhaf yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rahmetli Nur Yerlitaş buna 5000 euro para vermişti. Hı-hı. Zavallı bir 3 yaşında bir çocuk vardı, kanser. Ah, onun ona yardım et diye götür parayı ona verdi. Götürüp vermedi. Sonra... Ailesi de beni buldu. O çocuk vefat etti yavrum. Ailesi de beni buldu. Ne olur bize yardımcı olun. Mahkemede yanımı. Dedim ki ne olur beni bulaştırmayın. Hani başka yardım istiyorsanız ben varım ama onunla ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onu görmek bile istemiyorum dedim. Mahkemelerde de çıkmasın karşıma. Yani çocuğa, Nur'a da söyledim. İkaz ettim rahmetli Nur'a. Dedim ki bak böyle aman ne yapayım dedi. Beni çok güldürüyor dedi. Yapma dedim Nur, bak bu fırsatı verme dedim. Sonra işte bak dediğim gibi Google'a bastığında çıkıyor. Mehmet Ali Erbil aldı yanına. Mehmet Ali Erbil sonra bunun resmini yayınladı. Bu eli uzunu tanıdınız mı diye kadın kıyafetiyle resmini yayınladı. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Aslında Yeşim Salkım'a da ben kızgınım. Neden? Ya o kadar Yeşim Salkım'ın nezdinde bütün kadınlara da kızıyorum. Yeşim Salkım'a sahnede o nokta 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 evet, kadın dedi. Evet, evet, evet. Ve Yeşim evet. Salkım bununla barıştı ha. Var mı böyle bir şey ya? İşte sen ben de onu anlamıyorum yani. Şimdi bu adamın zimmetine para geçirdiğini görüyorlar. Yardımları yapıp ya yapıyorum deyip para toplayıp kasasını zenginleştirdiğini biliyorlar. Takıları tabii. Konusunda, hayatı konusundaki yalanını görüyorlar. Türkiye'de bir de kusura bakmayın kimsenin cinsel kimliğini yargılamıyorum. Benim böyle yok bir canım. Zaten hakkım da yok. Allah'la kul arasına girmek benim ne haddime. Ama kalkıp da milyonların önünde hani biz bu ülkede transseksüelleri, homoseksüelleri, eşcinselleri, cinsel eğilimiyle ilgili olanları Türkiye'de tukaka yaparken LGBT'ye hayır diye bağırırken bu adam sahne aldığı yerlerde gidenler muhafazakar kesim. Muhafazakar kesim ve kadınlar. Evet ve kadınlar. Kan kalktı ya kadına. Ben bunu anlayamıyorum işte. Ya da iş adamları bu adamı bu nasıl bir karakter olduğunu biliyorlar. Ne oldu gittim tekrar verdim. İki laf etti, üç laf etti beni kandırdı diyorlar. Ya kazık kadar adamlarsınız niye kanıyorsunuz böyle bir şey? 100 tane kadının önünde o nokta nokta dedi kadına. Öbür kadınlar da bunu alkışladı. Hani nerede kaldı kadın dayanışması sizde? Ya kadını kadına yaptığı şiddet kim yapıyor Mehmet Allah yok aşkına? Yok ya. Aynen öyle. Yok kafasını kesiyorlar kadınlar falan filan ama onlardan daha şiddetli kadınların kadınlara yaptıkları gerçekten. Peki Mehmet sen tanıdığında cinsel kimliği, tarzı, saçı, makyajı böyle miydi Murat? Aynıydı. Murat zaten evliydi. Sonra karısı da çok güzel bir kadıncağızdı. Ondan sonra ayrıldı. Çocuğu o zaman daha bebekti, küçüktü. Hı hı. Ayrılma sebeplerini de biliyorum ama burada söyleyemiyorum. Tabii lütfen. Gerek yok. O işte, özeli yani. O bizi ilgilendirmiyor. Evet. Ayrılma sebeplerini de biliyorum ama sonra konuşuruz. Tamam. İşte karısını da tanıyordum. Çocuğu da tanıyordum. Annesini. Ben Gayrettepe'deki evimi boşalttığımda o zaman taşınıyordum. Bütün eşyalarımı ona verdim. Evinde eşyaları yoktu çünkü. Allah bin kere razı olsun diye kamyon tuttum, kamyonla yolladım eşyalarını. Ama Murat hiçbir şey hak etmeyen bir insan. O hiçbir şey hak etmeyen bir insan. Şu anda da okları üzerine çekmek için Bülent Hanım'ı kullanıyor. Bülent Hanım bırak onun için ağzını açmayı, protez tırnağını bile oynatmaz. Evet galiba Bülent Hanım'la da tanışmak istemiş galiba öyle değil mi? Ben bizzat şahitim. Şimdi yani durup dururken niye Bülent Ersoy diline doladı ki onu anlamadım ben de. Aynen şimdi sevgili Serpil Beray'ın dükkanındaydık Bodrum'da. Çarşıda. Hı-hı. Bodrum'da çarşıda Serpil Beray'ın bir kafes işletmesini yapıyorduk evet, beraber. Evet çok da severim sevgilerimi gönderiyorum Serpil ablaya da. Canım benim o be. Bülent Hanım ziyarete geldi.
3 gün 4 gün üst üste bize geldi dükkana. Ben gözlerimle şahit oldum. Bir tane kadın vardı görüştüğü. O aracı oldu. İşte Murat Övüç sizinle tanışmak asla dedi. Asla. Kim ki o dedi benimle tanışacak dedi. Benim yanımda böyle ikimiz aynı divanda oturuyorduk. Benim yanımda asla kim ki o benimle tanışacak dedi. Ve ondan sonra birkaç defa daha haber yollamış. Ve şimdi onun intikamını alıyor. Maksat Bülent Ersoy ona bir şey söylesin. O da popülaritesini arttırsın. Ay, ama öyle bir şey yani, olmayacak. Kusura bakmasınlar da. O kadar akıllı bir kadın yani, ki o. Sevgili Bülent Ersoy. Tırnağımı oynatmaz. Medya dünyasını parmağında oynatan kadındır. Ne haber olur, ne haber olmaz. Kime sataşırsa, kime cevap verirse kalitesinden, marka değerinden bir şey kaybetmez. Kimde kaybeder? Kimle karşılıklı tartışma çıktığında konuşursa zarar görmez. O kadar iyi bilir ki Bülent Ersoy. İnanın bana bu konuda müzikteki bilgisi magazin dünyasını yönetecek kadar da zeki bir kadındır, onu söyleyeyim. Hem de bu söylediklerin çarpı 2 diyorum ben. Aynen öyle. İnanılmaz evet. Zekidir sevgili izleyiciler. Evet. O ve bilir. Kaç yaşında? Ayda bir ayda boş günü yok neredeyse. Maşallah. Evet, sürekli sahne alıyor. Şimdi evet. Bunları görmüş müdür sence peki Mehmet? Bunlar gitmiş midir? Görmüştür. Kulağına? Çünkü Bülent Ersoy'un çok şeyi var etrafında. Bülent Ersoy peki, Bülent Hanım şeyden çok anlamıyor ya. Hani sosyal bu bilgisayardan ve sosyal medyadan çok anlamıyor. Makine diyor o zaten bilgisayara. O makinenin neresine basacağımı ben bilmiyorum diyor falan. Ondan sonra ama onun takipçisi o kadar çok ki. Bak şimdi bu yayını da takip edip ona ileten olacak. Peki ben de şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca Bülent Hanım'la ilgili sevgili Bora Bey hiç unutmadığım bir şey var. Bir gün ben bir haber yapmıştım Mehmet. Sabah gazetesinde manşete çekilmişti o. İşte bunun bir tane Arzu vardı, hatırlar mısın? Arzu Açay Antalya. Evet, Arzu Antalyalı. Onun böyle bütün işlerini o yapıyordu. Baş danışmanı. Evet, spiritüel yaşam terapisti diye geçiyor. Ama aslında Arzu Hanım'ın adı medyada ve sanat camiasında medyum diye geçer açıkça söylemek gerekirse. Neyse, tamam, Bülent Hanım her şeyini Arzu Hanım'a sorar, her adamını. Ben de bununla ilgili bir şey yazmıştım. Sabah saat 6 diyorum. Bora Bey, 6'da telefonum çaldı. Bakıyorum ama uykuluyum ya. 5:30-6. Arar. Ay inanamadım. Açtım telefonu. Minik kuşum, neden böyle bir haber yaptın dedi. Ben rüya görüyorum sanıyorum o sırada. Kendimde değilim sabahın mahmurluğuyla. Anlamadım dedim. Sabah sana şoför gönderiyorum. Arzu ile kahvaltıya çağırdı beni. Ve sabah şirkete geldiğimde ben bunu tamamen unutmuşum. O telefon kodu. Peki tabii ki gelirim demişim. Kapatmışım telefonu. Sabah bir geldim saat 10'da aşağıdan resepsiyondan arıyorlar beni. Başak Hanım, Bülent Hanım'ın şoförü geldi. Diyorum ki Bülent Hanım şoförü niye beni almaya geldi ki diyorum. Sonradan aklıma geldi ama ben o zaman... Ya dünyada aslına bakma, ben onu da eleştirdiğim konular oluyor tabii ki ama Bülent Hanım... ben de o sıra genel yayın yönetmeni bile dedim ki Bülent Hanım beni kesin çiğ çiğ yiyecek, çok korkuyordum Bülent Hanım'dan, anormal korkuyordum ama. Ay dedim, o zaman Şengül Balıksırt'ıydı genel yayın yönetmenimiz. Ay dedim Şengül Hanım kesin dedim bu beni Şengül'e yiyecek. Şengül'e de selam olsun buradan. Evet, Şengül Hanım'ı da öpüyorum buradan. O benim de Müge Anlı'dan sonra ikinci kadın patronum oldu. Ben çok şanslıydım kadınlar konusunda. Evet, müdürümdü yani, genel yayın yönetmenimdi. Neyse, ve ben dedim ki eğer benden bir saat içinde haber alamazsan kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, valiye, belediye başkanı herkesi çağır. Bu beni kürdan diye yiyip atacak kesin dedim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ama hiç öyle olmadı bu arada. O kadar güzeldi, ağırladı ki böyle pastalar, börekler falan. Hatta nakış gibi de güzel bir kızmışsın. Ne kadar güzel yüzün varmış deyip orada da bir dostluk oluştu ama ben de kendisine gazetecilik yapmam gerekiyor. Bana böyle istihbaratlarla kanıtladım ama tabii şöyle de bir şey oldu. Biz bu haberi yaptıktan ve ertesi gün haberi ben aslında yaşam terapistiyim diye üçlü fotoğraftan sonra Arzu Hanım kimin karısı çıktı peki? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Saraçoğlu'nun eşiydi. Şoka girmiştim. Ayrıldılar. Evet. Ayrıldı, eşi çıktı bir tane... bu arada meğersem. Hanım efendi çok önemli bir profesördür. Biliyorsunuz kendisi ayrıca bitki uzmanı. Öyle bir şey olmuştu. Hatta İbrahim Bey beni aramıştı. O hanımefendi ne ara İstanbul'a geldi de Bülent Hanım'la aynı evin içinde mi yaşıyorlar diye olay çıkarmıştı yani beyefendi. Sonra hanımefendi İstanbul'daki serüveni bitti.
Tabii İstanbul serüveni o anda bitti. Çocukların velayeti annedeydi çünkü ve Antalya'ya geri dönmüşlerdi. Biliyorum, İbrahim biliyorum. Bey o zaman çok kızmıştı çünkü. Evet, haberi yokmuş meğerse. O zaman aslında, da ya aslında şey ben sana şey söyleyeyim Mehmet, ansiklopedi gibi insanız. Neler ben, var bizde yemin ediyorum. Neler var yok ya, kitabımı bir çıkarsam ortalık karışacak. İkinci bir şey olacak. Şenay ablanın yaptığı gibi. Şenay gibi etiler koğuşu vardı ya. Evet evet. İkinci bir etiler koğuşu olacak. Ama bir şey söyleyeyim, görüntüsüne hiç aldanmayacaksın. Bülent Hanım, hani pamuk helva şekerleri var ya. Hı hı. Pamuk helvası gibi, yemin ediyorum aslında. Aman karnını. Sinirlendiği zaman öyle değil Mehmet. Ay sinirlendiğinde kusura bakma yani. Sinirlendiğinde şurayı kaldırıp kaldırıp kafamıza indirir yani. O biliyorum. Da İbrahim Tatlıses gibi. Hani böyle iyi, iyiye iyiler. Ama tabii bir şeyler hoşuna gitmediğinde, kızdığında da sahnede bile bardak fırlatan, izleyicinin üstüne çatal fırlatan, sinirlendiği zaman gözü bir şey görmüyor biliyorsun yani. Tonmeister'ını bile aşağı atacak kadar öfkeleniyor yani. Ama İbrahim Bey de çok değişti. Şimdi o vurulduktan sonra yemin ediyorum o da pamuk helvası oldu. Oturuyorsun sohbet etmeye ya, kalkmak istemiyor canın. Sen biliyorsun biz beraber 5 yıl ben İdobay'ı işlet menajerliğini yaptım. Biliyorum. İdobay grubunun 15 sanatçı benim menajerimdi. Ceylan, Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe, Songül Karlı, Kader, Günel, Azeri Kızı Günel, Coşkun Sabah. 15 sanatçım vardı benim İdobay'da. O zamanlar çok sertti İbrahim Bey. Ama bu vurulduktan sonra İbrahim Bey de aynı bir pamuk helva oldu. Oturuyorsun masaya, sohbetten kalkmak istemiyorsun. İyi de mesela. Mehmetciğim, kusura bakma da pamuk şekeri olmayacak da ne olacak ya, biraz sinirlense Allah korusun zarar verecek beynine. Artık. Sakin ama olmak zorunda ama zaten. Öyle öyle, zaten sinirlenemiyor artık. Mesela Derya Hanım'ın evinde biz onunla kahvaltı ettik. Ben Derya ablaya giderim, Derya Tuna'ya. İşte bir ay falan kalırım mesela, salmaz beni. Bir hafta 15 gün, hı-hı, bir ay kalırım. Ondan sonra bir gün denk geldi, kahvaltı ettik falan. Böyle bir pamuk helvası yani. Aynı Bülent Hanım'a dediğim gibi, Bülent Hanım'a dediğim kusura gibi. Kusura bakma, artık 70 yaşına geldi. Bırak da pamuk helvası olsun yani. Vücudu zaten helvaya döndü. Yani. Kusura bakma da yok yani. Bülent İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy'la bu konuda hiçbir ama, tutmuyor. Ama bak 70 yaşındalar ama her gün çalışıyorlar biliyorsun. Ya çalışsın demek ki insanlar bunlar... da kusura bakma. Bülent İbrahim Tatlıses sahnede artık eskisi kadar gür şarkı söyleyemiyor maalesef. Talihsiz bir kaza aslında geçirdi. Ama onu seven bir ciddi bir kesim var. O yüzden o sesi çıkmasa bile bak sahnede otursun, onu o kadar seviyorlar ki yine gelir insanlar. Gölgesi yine yanında bile olur para eder o adamın. Ha, onu çünkü diyorum yani ama tabii, İbrahim Tatlıses'le ilgili bu konuda hiç bana bir şey sorma. Çünkü ben İbrahim Tatlıses'in kadınlara olan yaklaşımından, yıllarca kadınlara yaptıklarından dolayı ki Derya ablaya da az çektirmedi. Ben kadın olarak değerlendiriyorum. Derya Tuna'ya da az çektirmedi. O yüzden bırak da artık 70 küsur yaşına gelmiş, pamuk şekeri de helva da olsun bunlar da artık yani. Önemli olan o yaşlarda pamuk helvası olmak, onu meziyet olmak, onu becerebilmek. Allah ikisine de sağlık sıhhat versin zaten. Amin. Önemli iki bu tane sanatçı. Bu arada Derya Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar. Ben de çok severim Derya Hanım'ı. İnşallah izler ya da izlettiririm. Çok tabii seviyorum onu. O bana İstanbul'da biliyorsun ikinci bir anneydi. Evet. İkinci bir ablaydı. Yani bence birçok kadını örnek olabilecek kadar da çocuğuyla, evet, da duruşuyla da sektörün içinden çok uzak duruşu, kendine tabii ait bir dünyası ev var. Kadını, ve bana göre de İbrahim Tatlıses'i taşıyabilen tek kadındı. Yani tek hiç kimse kusura bakmasın, İbrahim Bey de onun kıymetini hiçbir zaman bilemedi. Ama ne zaman vurulduktan sonra da deryam deryam oldu. Anladı tabi bazı şeyleri de ama çok geç kaldı bunun için. O yüzden ayrıca da şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Böyle de bir şey oluşuyor. Yani sanki böyle Derya Tuna İbrahim Bey'in hep böyle hayatında olmak istemiş de aslında hani evlenmek için hayatında olmak, hiç öyle bir şey yok. Yok, İbrahim yok, Bey bir defa Derya Hanım'ı hiçbir zaman hayatından çıkarmamıştır. Her zaman hayatında tutmuştur. Her zaman her şeyi ona danışmıştır. Akıl hocası gibi ona sorar birçok şeyi. Derya Tuna'nın ticari zekası da çok iyidir bu arada, onu da söyleyeyim. Çok, İnanılmaz çok fazla zeki bir kadın. Ama İbrahim Bey ile Derya Hanım zaten şu an böyle birbirlerine kelepçelik biriler. Yani ama yaşlandıktan sonra hayatım yani 30 sene geçmiş artık. Ha yani yaşlandıktan sonra artık erkeklerde öyle oluyor. Gençken evet, eli kolu tutarken böyle hoyrat oluyorlar. Ama benim mesela babam da bacakları kesilip kör olduktan sonra anneme aşırı bir düşkün oldu mesela. Hayatında hiç olmadığı kadar. Ama dön bakalım, bir analara sor bakalım. Adamlar gençken ya da elleri kolları her şey sağlıklıyken keşke o zamanlarda bu kadar düşkün olsalar bu kadınlara. Maalesef, maalesef belli işte bir yaştan sonra oluyorlar o. Yaşının gereği biliyorsun, yaşın daha gençken delikanlı diyorlar. Yaşın deli, kanın deli akıyor diyorlar. O zaman daha insanlar bir şey, coşkulu oluyor. Daha acımasız oluyor, anlamıyor, kıymet bilmiyorlar. Var.
İşte orta yaşında vermiş olduğu bir çocuk var ama yaşlanınca maalesef pamuk elması oluyorlar işte. Çok tatlı oluyorlar bence. Ay sen de iyi kalbinden öperim seni. Ben de senin o feminist kalbinden öpüyorum. Ya benimkisi feministlik değil ama yani ben bak şuna da Cem Yılmaz bugün bu ülkede Ahu Aytuğ'dan ayrıldıktan sonra adama biçilen nafakaya da karşı çıktım. Ya Ahu Yatu bir defa Cem Yılmaz'la tanınmış bir kadındı. Ondan önce evet. Mankenlik yapıyordu ama kimse Ahu Yatu'yu bir Cansu Dere kadar bilmiyordu. Ama burada önemli olan ne biliyor musun? Cem Yılmaz'ın çocuk sahibi olabilmesiydi. Tamam ama Cem şimdi Yılmaz, tamam da Ahu çocuk sahibi... Bence onlar evlenmedi. Bence o taşıyıcı annelik yaptı ona ücretini. Ama aldı. Mehmet benim buradaki konum o değil. Taşıyıcı anne olur ondan çocuk bence. Sahibi olur. Keşke Cansu Dere'den olsaymış o zaman. Çünkü Cansu'yla da güzel bir ilişkisi varken Cansu'nun arkadaşıyken hayatım. Adamın hayatına girdi Ahu. Kızın da ilişkisini bitirtti. Adamla birlikte oldu. Yani neyse zaten bu tarafı bizi ilgilendirmiyor da. Bizi ilgilendirmiyor ama Cansu Dere'nin parası var. Demek ama ki Ahu'nun yoktu o kabul etti. İşte ama nafaka dediğin şey... Yani bir adam da bir kadından çocuk yaptı diye bu adamlara da hani bu kadarı da fazla bana göre. Hani işte ödediği bak. Nafaka 335 bin TL ödüyor. Ve her bunun ay. Biraz aşağı çekilip kur değil de normal makul bir şeye getirilmesini istediğinde ortalık kıyar. Ya bu adamlara da yazık yoksa benim feminist bir tarafım olduğundan değil. Adam okul ama masrafını ödüyor. Adam çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrılırken sana ev de vermiş, arabanı da vermiş. El insaf 335 bin lira mı kazanıyordu bu kadın? Yani kraliyet ailesinden de gelmedi. Sabancı'nın torunu da değilsin. Hani böyle bir maddiyattan da kadınların da açgözlülüğüne karşıyım. Yoksa nafaka haktır. Her kadının nafakasını çatır çatır alır. Şimdi ben İzmir'deyim ya. Ahu da İzmir'den gitti ya. İzmir kızı ya. Hı. İzmir kızları hak ediyor bu parayı. Ve güzel kızlar. İzmir'de çirkin kızı yok ya. Ahu da güzel kız. İzmir ah benim güzel Mehmet kardeşim. Türkiye'de o kadar güzel kadınlar var. Saçını süpürge etmiş. Adamların fakirliğinde kıçlarına giyecek donları yokken bu adamlara... Dersin. Kadınlık yapmışlar. Adamlar parayı bulup da dünya güzeli kadınlar arkasını dönüp gidiyor. O kadınların ne suçu var o zaman? Bunun hiç güzellikle şeyle alakası yok. Tuttuğun adamı, yakaladığın adamı bence yere yatırmakla alakası var. Kusura bakma. Abiyane tabirle söyleyeceğim. Bu arada öyle olmuyor. Bu için takılarından çok uzaklaştık. Tekrar ediyorum. Yok magazinde konuştuk. Seni de yakalamışken sen de sektörde duayen birisin. Sen de ne yapalım biliyor musun? Benim kitabı tamamlayalım. O zaman sunalım bir şey kamuoyuna, piyasaya. Ondan sonra insanlar oradan okusun. Sonra gelsinler televizyon kanalımızın önünde. Yok. Ayağa kalksınlar. Beni Derya Hanım beni yönlendirdi. Kitabında mesela işte şuna şu ismi tak, buna bu ismi tak, ona bu ismi evet, tak dedi. Evet lütfen akıl hocan iyi bir, iri bir sektörü iyi kontrol ediyor. O beni çok destekliyor. Ona bu ismi tak, buna bu ismi tak kimse seni mahkemeye bile veremez. Ama herkes bilir ki o ismin onun olduğunu. Peki bu arada Murat bu kadar çok paket paket çocuklara hediyeler götürüyor. Evlere gidiyor ki benim en nefret ettiğim şey yardımda bir elin verdiğini öbürü bilmez. Yani ya, o sübyen çocukları, o küçücük çocukları zaten fakir olarak dünyaya gelip anne babaların hayatında bu çocuklar çocukluklarını bile yaşayamazken iki tane ayakkabıyla onları deşifre etmek de bana göre dünyanın en iğrenç ve en zalim ya, davranışı. Bir de çok affedersin hani sokakta böyle köpeğin önüne bir şey atarsın ya evet. Kapısına öyle atıyor gidiyor al bunu şey yap harcarsın al. Bunu hani katık yaparsın. Ya böyle bir şey olur mu? Ya ne diyor dinimizde sağ elin görmeyecek aynen. Verdiğini, sol elin görmeyecek sağ elin verdiğini diyor. Abi bunu neden şey yapıyor olamaz. Sence peki? Zaten kamerası yanında sen düşün neden hayır, yaptığını. Hayır neden kendisini böyle bir yardımperest gibi gösteriyor? Daha çok para gelsin diye o cebinden o gün çıkıyor Migros'tan gidiyor yardım alıyor. Ya, Migros'tan gidip alışveriş yapıyor. Sonra geliyor Migros'un reklamını yapıyor. Sanki o kadar büyük bir kurumsal firmanın reklamını almış gibi. Migros müdürü de çıktı biz bir reklamlarımızla ajansımızla çalışıyoruz dedi. Onlara kalmadık falan diye konuştu zaten. Ha bu firmalar falan hep yalan yani. Tabii canım. Aa hani ya, böyle reklam yapıyor. Ya yoğrulmuş bir hamuru var onun. Bizim Ebru Yaşar'ın şarkısı vardı. Senin anan benim için doğmuş hamurunu benim için. Bunun yalanla yoğrulmuş bir hamuru var. Peki Murat'ın bu kadar şöhreti yakalayacağını, buralara geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Etmiyordum Allah var. Ya yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Kızıyoruz ediyoruz ama yalanla, hileyle, dolanla, hurdayla bir başarı hikayesi mi sence bu? Asla değil. Ben başarılı görmüyorum. Ona bakacak olursam bu ülkede cicişler kardeşler, ciciş kardeşler de bu ülkede ama popüler. Bahar Nihal Candanlar da bu ülkede popüler. Popülerlik başka bir şey.
sanatçı Hayır, olmak başka bir şey. Hayır, para kazanıp zengin olmak da başka bir şey. Aynen öyle. Diyorum. Herkes her yerden. TikTok'a gir. 75 yaşında teyzem de askılı bluzuyla para kazanıyor. Yani artık o kadar dejenerasyon var ki bu ülkede, para kazanan nasıl kazandığının artık bir önemi yok ki. Hani ben insanların ahlaki yapılarını da anlamıyorum yani. Ben şimdi kendimle muhakeme yaptım da onu acaba dedim başarı öyküsü mü sence? Hayır, asla değil. Asla değil. Kabul etmiyorum. Biz şu anda Murat Öviç'i burada popüler bir kimlik olduğu için değil. Alt takılarından bahsedip de gerçekmiş gibi insanların gözüne sokarak video paylaşmasından, görgüsüzlüğünden, bir de insanları uyaralım yani, yardım etmesinler. O paraları lütfen gidip kurumlara verin, şahıslara vermeyin diye yaptık biz bu yayını. Yapmayın, etmeyin diyorum ama dinleyen yok. Memo diyorlar, geliyor, yemin ederim iki laf ediyor, bizi hepimizi bağlıyor, paraları torbaya koyuyor, gidiyor diyor. Yani, o zaman onların da başına gelen müstahakmış. Ne diyelim o zaman? Biz yine de... Onlara koymaz ki ona verdiği para. Ama damlaya damlaya göl oluyor işte. O da götürüyor 3 kuruşunu hayır yapıyor. O hayırı da milletin gözüne soka soka gösteriyor. Arkadan ne oluyor? Bir daha veriyorlar. Peki bu arada oğluyla iletişimini hiç biliyor musun nasıl olduğunu? Ben onun oğlunu en son çocuktu gördüğümde. Sonra büyümüş, koca adam olmuş falan. Ben oğlunu çok görmedim açıkçası. Peki dünürlerine götürdüğü şeyler gerçek midir sence? Nasıl? Görmüşsündür medyadan. Dünürleri var şimdi. Oğlu nişanlandı, evlilik hazırlıyor. Şimdi sahte bir şey götürse laf olur. Bunlar çıkardı ortaya. Ama o 2 kilo altın, 5 kilo altın, onlar yalan haberler. Ya. Yalan haber. Kim kaybetmiş 2 kilo altını, Murat bulsun. Evet, peki bu kadar serveti var mıdır? Peki ben malikanelerde yaşıyorum diyor. Yok hayatım, yok. O zaman Murat'ın çok... psikolojik olarak tedavi görmesi gerekiyor artık. Tabii programın de. Sonunda bunu Çünkü söylememiz çok lazım. Çünkü çok varoş bir dekorasyonla her yere mağazaya çevirmiş. Ne bulduysa koymuş evine. İğrenç bir varak her yer ama anlatamam sana. Ondan sonra öyle yaşıyor, orayı malikane sanıyor işte. Vallahi Mehmet'in varak giren yani, yere malikane sanıyor. Sana çok teşekkür ediyoruz. Anneni doktora götürecekken arayıp da böyle içini en güzel şekilde döktüğün için. Çünkü biz de buradan sürekli olarak bu konuda insanları uyarıyoruz, anlatıyoruz. Evet. Umarım herkes dinler. Gerçekten i̇nşallah artık yardımları kurumlara... Evet, aynen öyle. Gidin inşallah. Yardımlarınızı kurumlara yapın efendim. Şahıslara değil. Şahıslara değil. Çünkü kimse sana makbuz sunamıyor. O evet. Parayı da götürüp afiyetle yiyor. Yazık, günahtır. Bu bir duygu tüccarlığıdır. Duygu hırsızlığıdır bence. Hiçbir aynen. farkı yok yani. Aynen. Çok aynen teşekkür başım. Ediyoruz. Annene ben geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Çok anneciğini sağ ol, çok öpüyorum. Teşekkürler. Güzel yayınların olsun inşallah arkadaşım. Teşekkür öpüyorum ederim. Seni. Görüşmek İyi üzere. Yayınlar diliyorum. Çok sağ ol, hoşça kal. Hadi hoşça kalın, bay bay. Efendim şimdi tabii gördünüz. Bir saniye. Hemen şunu yazayım. Ha. Efendim gördünüz. Bizim niyetimiz burada kimseyi alaşağı etmek vesaire değil. Biz burada sadece Murat'la ilgili bana o kadar çok Bora Bey mail geldi ki, mesaj geliyor. İşte yardım adı altında şunu yapıyor, bunu yapıyor. Lütfen Başak Hanım bunu da konuşun. O altınların hiçbirisi gerçek değil. Böyle söyleyerek gençlerin üzerinde farklı bir algı yaratıyor. Yani sosyal medya fenomeni olursanız malikane alırsınız. Bak benim gibi konuşursanız, benim gibi hareket ederseniz malınıza mal katarsınız gibi. Çok kötü örnek olduğunu teşkil ettikleri için. Ve birçok insan farkındaysan taklidini yaparak bile, ben TikTok'ta kaç tane fenomen biliyorum. Onun taklitini yaparak sayfa açarak para kazanıyor. Bunu da tehlikeli gördükleri için aslında bize bu konuda geliyordu. En son işte sosyal medyada ben bu konuyla ilgili bir eleştiri yaptığımda Mehmet'in oradaki yazısını görünce, ha o zaman dedim ki tamam, Mehmet kendi gözleriyle çünkü yardım adı altında topladığı paraları nasıl harcadığını, neler yaptığını, geçmişini de bilen biri olduğu için biz bugün yayını aldık. Ama sizden rica ediyorum. Bunu sadece Murat Öviç için söylemiyorum sevgili izleyiciler. Lütfen birine yardım yapacağınız zaman kurumların kendisini yapın. Bizzat şahısların kendisini bulun. Yok mudur ya, herkesin belli sokaklar, belli mahalleler var. İçerisinde fakir fukara olan, gerçekten makarnaya bile muhtaç olabilecek insanlar var. Yok değil. Muhtarlığa başvurun, alın oradan listeleri. Kimin ihtiyacı varsa, kendiniz gitmiyorsanız da aldırın şoförünüze, teker teker elden dağıtın. En azından kamerayla fakirlikleri yüzlerine vurulmaz. Fakirlik ayıp ve utanç verici bir şeymiş gibi yansıtılmaz. Siz neydiniz ki? Daha düne kadar Taksim'de tarot bakıyorum adı altında insanları kandırdığınız bir kimliktiniz. Yani 3-5 kuruş gördünüz ama Allah var ya,
Bir, görgüsüzden çok korkarım. İki, bilmediğini bilmeyen. Bak cahilin de en altıdır o. Bilmediğini bilmiyor. O yüzden hep konuşuyor mesela. En korktuğum insan karakteri. Üçüncüsü de sonradan görme. Allah'ım çok korkarım bu insanlardan. Çünkü ne yapacağı belli olmaz. Nerede sizi vuracağı belli olmaz. O yüzden para en iyi dostum, en iyi arkadaşım diyor. Yarın öbür gün ayağınız tökezleyip hasta olduğunuzda paranın kifayetsiz kaldığı yerler var. Bugün unutmayın ki Mustafa Koç Türkiye'nin en önemli, en teknik anlamda da tıbbi anlamda da donanımı yüksek olan bir hastanenin sahibiyken maalesef ölüm onu aldı ve asla kurtaramadı. O yüzden Allah bir yazgı yazdıysa önüne isterseniz elleriyle şifalarla kaldırsın. İsterseniz ilaçlarınız kişiyi anında dirilsin. Cenab-ı Hakk'ın yazdıktan sonra hiçbirinizin onu değiştirme şansı yok. Efendim biz bugün süremizin fazlasıyla da sonuna geldik. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Lütfen bu hafta sonunu sakin geçirmenizi bakın öneriyorlar. Çocuklarınıza, eşinize, ailenize, sokakta herkese karşı tüm canlılara da sakinliğinizi koruyarak hareket ederseniz seviniriz. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.